Arkadaşlar merhaba, bugün 22 Mayıs Cuma, Galatasaray Park'ta 9 koşuluk bir programda yorumlarla karşınızdayım. Birinci koşu 1600 metre çim pistte 3 ve yukarı yaş geçişlere Mahsun Meydemir satış koşusu. Burada ilk öne çıkan isim 3 numaralı Glorious'lu var. Luis Saez'de start alacak olan son 2 startında şurada görüyorsunuz 3. olan bir isim Glorious'lu. 1000 metre çim ve 1000 metre kompisteki son iki startında 3. olan Glorious'la ilk yer vermek istediğim isim bu koşuda 1600 metreyi deneyecek. Daha sonra bir numaralı Unforeseen var. Bir sıra Jeremy Loyola start alacak olan isim yer vermek istediğim. İkincilikleri var son. Bir önceki koşuda ikinci olan bir isim Unforeseen. Daha sonra burada yer vermek istediğim diğer bir isim 7 numaralı Vict Mercury, Gerard Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. 10 numaralı Lovely Lucky var. Bütün kompiste koşmuş 3 startında kariyerindeki ilk kez çim pistte şansını deneyecek olan bir isim. Bir de arkadaşlar burada çoğu zamanlarda, son zamanlarda koşular kokuma alıyor çim pistten. Eğer öyle bir durum olursa bu ismi mutlaka Please'i mutlaka kolumlarınıza yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Bu koşuda video yok arkadaşlar. İkinci koşuya geldik. İkinci koşu 2 yaşlı dişi taylara mahsus, 2 yaşlı taylara mahsus bir maiden koşu 1000 metre çim pistte. Burada arkadaşlar 10 Golden Pal var. 12 numaralı Edgar Prado ile start alacak olan Uncle Mo yavrusu Golden Pal 17 Nisan'da bu hipodromdaki 900 metre kompisteki son startında bir boydan az bir farkla ikinci oluyor. Koşu önde götürmesine rağmen birazdan bunun koşusunu izleyeceğiz. Son 10 Mayıs'taki 600 metre çim pistteki startında da 35-10 gibi güzel bir derece yapmış bu isim son idmanında. Koşunun favorisi bence tek yazılabilir. Burada Lime vardı 13 numaradaki ama dün koştuğu için bu koşuda koşamayacak sanırım. Dolayısıyla rakip de ortadan kalktığına göre kumandası bile yarış. Golden Pal bu koşudaki tek isim olur diyorum. Şimdi Golden Pal'ın bu ilk startında kariyerinde ikinci olduğu koşu izleyelim. Golden Pal bu koşuda 17 Nisan'da arkadaşlar kariyerinin ilk startında 9 metre kompiste start alıyor. 7 numaralı kahverengi formayla formal jokeyle start alan sanırım şu an önde gidiyor zaten. En öndeki isim. Koşu 2 yaşlılara mahsus bir maiden koşu. Golden Pal 9 metre pistteki koşuda ikinci oluyor. Koşuyu kazanan 3 numaralı sınıfların derecesi 52-36 normal pist arkadaşlar. Geldik günün 3. koşusuna. 3. koşu 1600 metre pistte bir satış koşusu 3 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus. Burada arkadaşlar 5 numaralı Pinter Fest var. Christine Torres'de start alacak olan birisi. Son koşusunu 7 boy farkla kazanmış. Birazdan koşusunu izleyeceğiz. Aynı seviyede bir koşu. 6250 dolarlık satış koşusu. 5 numaralı Pinter Fest. Daha sonra hemen altındaki 6 numaralı da Treasure var. Luis Saez'in start alacak olan isim ve gene aynı jockey'le 10 Mayıs'ta bu programda 1600 metre kompisteki son startını bu isimle farklı kazanıyor 6.5 boy farkla. Bunun da koşusunu izleyeceğiz. Bu iki ismin koşusunu izleyeceğiz bu koşuda. Daha sonra arkadaşlar burada yer vermek istediğim diğer bir isim Nick Juarez'de start alacak olan Countenance. Countenance'da son 3 startının
kum pisti olan ikisini kazanıyor. Çim pistteki son startında da ikinci oluyor. 1600, 1700 ve 1600 metrelerde. Burada diğer bir yer vermek istediğim isim, Emize Yalcan'a bir örneğin start alacak olan Bimini ve bir numaralı İrat Ortiz Junior'a start alacak olan God The Gist var. Şimdi 5 numaralı Pointer Fest'in 7 boyla kazandığı koşu 1600 metre kumda ve La Trezor'un 1600 metre kumda kazandığı 6,5 boyla bu iki yarışı izleyelim. Pointer Fest, evet. Pointer Fest 23 Nisan'da bu hipodromda start aldığı koşuda 1600 metre kum pistte start alıyor. Üçlü yukarı yarışlara mahsus, dişlere mahsus bir satış koşusu. Pointer Fest'in numarası 6 numaralı sarı kol mavi formalı. Şu an en önde giden isim sarı kol mavi formalı. Jockey'le start alan Safkan. Pointer Fest bu koşuyu 1600 metre kumdaki start aldığı koşuyu 1.37.65 derecesiyle kazanacak normal pistte. Şu an en önde izlediğiniz Safkan. Arkadaşlar kanalı beğeniyorsanız, yorumları beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız lütfen kanala abone olun. 600 sayısına yaklaştık. Bu sayıyı bine çıkarmamız lazım. Lütfen kanala abone olmanızı istirham ediyorum. Pointer Fest bu koşuyu 1600 metre kum pistteki koşu 7 boy farkla kazanıyor arkadaşlar. 1.37.65 derecesiyle normal pistte. Şimdi koştaki rakibi La Trezor'un koşusunu izleyelim. La Trezor'da 10 Mayıs'ta bu hipodromda start aldı. 1600 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus bir satış koşusundan start alıyor. Pist görmüş olduğunuz gibi ıslak pist. La Trezor'un bu 1600 metre koşuyu 1.39.53 dereceyle kazanacak. 2 numaralı siyah kep beyaz formalı jockey ile start alan Safkan. Şu an sonda gözüküyor kadrosu. Yavaş yavaş yakalamaya çalışıyor. Trezor'un 10 Mayıs'ta bu hipodromda 1600 metrede kum pistte start aldığı koşuyu kazanacak arkadaşlar 6,5 metre farkla ıslak zeminde 1.39.53 derecesiyle. Şimdi dışarıdan geliyor ataklarına başlıyor ve 6,5 metre farkla koşuyu kazanıyor La Trezor. Geldik günün dördüncü koşusuna. Dördüncü koşu 1700 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlara mahsus bir satış koşusu. Burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim 11 numaralı 24-7. Bunun bir önceki 8 Şubat'ta kazandığı 1600 metre çim pistte koşusunun videosunu izleyeceğiz birazdan. Öne çıkan isim pardon. Eğer ben bu belgeyi izah ederken kaçırırsam dereceleri burada yazıyor arkadaşlar. Videolarda söylemeye dikkat ediyorum. Kesinlikle de söylüyorum. Aksatmadan. Eğer
atın derecesine bakmak istiyorsanız, daha doğrusu kazanan atın derecesine bakmak istiyorsanız, şurada görmüş olduğunuz derece atın, kazanan atın derecesi. 11 numaralı 24-7 öne çıkıyor dedik 4. koşuda. İkinci olarak Todd Blatcher'ın antrene ettiği Cowboy Culture var. Edgar Zayas'tan kalacak olan bir isim. Üst gruplarda mücadele etmiş. 12.500'lük satış kursuna geliyor. Yüksek gruptan düşük gruba geliyor. Bir sonraki isim 12 numaralı Morning Strike. Brad Ortiz Jr'ın start alacak olan. O da 26 Nisan'lık bir programda 1700 metre kumpisteki, daha doğrusu Çin pistten kumpiste alınan yarışında ikinci olan bir isim Morning Strike. Burada bir numaralı Grant Denico var arkadaşlar. Eğer kuponlarınız müsaitse yer vermenizde fayda var diye öneriyorum Grant Denico'yu. Şimdi burada 24-7'ın, 11 numaralı 24-7'ın bir önce kazandığı, 1.37.80'lik derecesiyle kazandığı 1600 metre Çin pistteki koşusunu izleyelim. 24-7. 24-7 8 Şubat'ta start aldı bu koşuda. 1600 metre Çin pistte mücadele ediyor. 10 numaralı siyah kep, yeşil siyah formalı jokeyle start alan Safran şu an 3. düz şu an ikincilikteki Safran. Bir önceki kursunu kazanacak arkadaşlar 1600 metre Çin pistte 4 yukarı yaşlı mahsus satış kursunu start aldı. Kursunu kazanıyor. 1.37.80 derecesiyle sert pistte. Bariyer dibindeki isim 24-7 koşuyu kazandı. Geldik 5. koşuya. 5. günün 5. koşusu 1200 metre kompiste 3 yukarı yaşlara mahsus bir meydan satış koşusu. Burada arkadaşlar 5 numaralı 10 Miles High var. Kariyerinde 2 start almış. 20 Mart ve 19 Nisan'da. İkisi de 1300 metre kompiste ve ikisinde de ikincilik elde etmiş bir isim. Bu koşuda, daha doğrusu Tampa Bay Downs'taki yarışları bu hipodromda ilk kez start alacak. Edgar Zayas'la öne çıkan isim 5 numaralı 10 Miles High 5. koşuda. Daha sonra burada yer vermek istediğim isim 2 numaralı Bourbon Street. Victor Lebrun'la start alacak olan isim. O da ondan sonra 3 numaralı Handsome Prince var. Joseph Trejos'la start alacak olan birisi. 26 Nisan'da bu hipodromda 1200 metre kumpisteki son startında yarım boy farkla ikinci olan birisi. Bu koşunu ve 10 Miles High'in son koşusu ikinci oldu. Bu iki koşuyu, iki videoyu izleyeceğiz biraz sonra. Burada yer vermek istediğim diğer bir isim 9 numaralı Doktor Samadi. Emizeral Caramillo'yla start alacak kariyerinin ilk startında şans vermek istediğim bir isim. Bir de 4 numaralı Tamir. Christine Torres'le start alacak olan yazmanızda fayda var diye düşünüyorum 5. koşuda. Şimdi 10 Miles High'ın 2. oğlu Tampa Bay'deki koşu izleyelim. E, 19 Nisan'da 1300 metre kumpiste start alan 10 Miles High
koşuda ikinci olacak arkadaşlar. 9 numaralı değişik hep sarı formalı çünkü ile start falan sarkan. Şu an üçüncülükte. İkinciliğe düştü. Şu an birinci. Koşu 1300 metre kompis. Normal pistte 10 mile sahip koşular ikinci oluyor. Koşu kazanacak olan sarkanın derecesi 1.18.82. Bu arada kedim ona ilgisizlikten dolayı miyavlıyor. Ten Miles High koşuda ikinci oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir de Handsome Prince'in koşusunu izleyeceğiz. 26 Nisan'da 1200 metre pist test aldığı bu koşuda yarım boy farklı ikinci olacak Handsome Prince. 9 numaralı mavi formalı jockey ile start olan Savkan. Şu an en dışarıda. Arkadaşlar lütfen videoları beğeniyorsanız kanala abone olun. 1000 abone sayısına ulaşmamız lazım. Handsome Prince 26 Nisan'da start aldı. 1200 metre pistteki koşuda ikinci olacak. Az bir farkla, yarım boy farkla. Şu an ikincilikte izlediğiniz dışarıdaki 9 numaralı var formu jokeyle start alan Savkan. Koşuyu kazanan atın derecesi 1200 metre kompistteki koşuyu kazanan atın derecesi 1.12.70. Handsome Prince ikinci olduğu koşuda. Geldik 6. koşuya arkadaşlar. 6. koşu 1000 metre çim pistte bir sprint koşu. Küçük ayaçlara mahsus bir maiden satış koşusu. Burada 6 numaralı Jackson's Goldie var. Louis Enzi start alacak bir isim öne çıkıyor. Kariyerindeki 3 startın son ikisinde 2 ve 3 yapmış bir isim. Bu hipnotamda ilk kez start alacak. Santa Anita programından koşmuş kariyerindeki bu 3 koşuyla. Modern Sense yavrusu, Jackson's Goldie'ye ilk yer vermek istediğim isim. Birazdan Jackson's Goldie'nin hangi koşusu, evet son koşusunu izleteceğim. Üçüncü olduğu şu son koşuyu Santa Anita Park'taki bu koşuda sadece bunun videosu var. 6 numaralı Jackson's Goldie'yi söyledikten sonra 2 numaralı Mr. Nappy'ye geliyoruz. Angel Rodriguez'de start alacak olan 2 Nisan'da bu programda 1000 metre çim pistteki son startında bir boy farkla 4. oluyor bu isim. Burada El Pillo 11 numaralı El Pillo ile Ecuri olan 4 numaralı Extremely Exclusive var. Çünkü Ortiz Junior'a start alacak olan bir isim. Yer vermenizde fayda var hem Ecuri olmasından dolayı. Artı 3 numaralı Weekend Dreamer var. Christian Torres ile start alacak olan, son 2 startında 2.lik yapmış olan bir isim. Aynı pist ve mesafede bu hipodromda 19 Mart ve 16 Nisan'daki son 2 startında 2. olan Kenny Wright yavrusu. Kenny Wright yavrusu Weekend Dreamer yer vermek istediğim diğer bir isim 3 numaralı. Burada gene koşudan çıkarsa koşacak olan ve koşunun kumalanması durumunda koşacak olan Chill Haze var. Bu durumda mutlaka kumalarınıza eklemeniz gerekir diye düşünüyorum bu ismi. 6 numaralı Jackson's Goldie'nin koşusunu izleyelim. Jackson's Goldie bütün startlarını Santa Anita Park'ta almıştı. Söylemiştim az önce. Santa Anita Park'ta 1100 metre mesafede çim pistte bir sprint koşu. Çocuk araçlara mahsus bir maiden
satış koşuluna sert alıyor ve üçüncü olacak. Jackson School şu an önde giden beyaz kep açık mavi formalı jokeyle sert alan safkan, bir numaralı safkan. Jackson's Goldie koşuda 3. oluyor. Koşuyu kazanan safkanın derecesi 1100 metre için pistte 1.03.18 arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusu 1400 metre, pardon, 1400 metre ve pistte 3 yarış itişlere mahsus bir satış koşusu. Bu koşuda ilk yer vermek istediğim isim Don't Get Cozy var. Christine Torres'le start alacak olan bir isim. Luis Saez'le son iki startını kazanmış bu isim. 19 Nisan ve 14 Mayıs'ta 1200 ve 1300 metre pistteki son iki startını kazanan bu isim Don't Get Cozy öne çıkıyor. Don't Get Cozy'den sonra pardon, Luis Saez'le start alacak olan Pick Up The Phone var. İkinci sırada bu 7. koşuda. Burada son yer vermek istediğim isim arkadaşlar 1 numaralı Words of Divine Rod Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Words of Divine yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi 2 numaralı Don't Get Cozy'nin 14 Mayıs'taki evet kazandığı koşuyu izliyoruz. Don't Get Cozy 14 Mayıs'ta bu hipodromda start aldı. 1300 metre pistteki koşusunda start alıyor. 3 numaralı mavi formalı jokeyle start alan safkan. Get Cozy şu an ikinciliğe girdi. Don't Get Cozy bu 1300 metre kubistiğe normal zeminde ki koşuyu 1.18.22 derecesiyle kazanıyor arkadaşlar. Geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu 1000 metre çim pistte bir sprint koşu, 3 ve yukarı yarış itişlere mahsus bir satış koşusu. Burada öne çıkan isim 5 numaralı Schumer Bolt. Temiz Ayal Caramillo'nun start alacak ve bir önceki startını yine aynı jockey ile kazanan bir isim 13 Eylül'de uzun bir aradır koşularını ara vermiş, startlarını ara vermiş bir isim. En son startı 4 Aralık'ta geçen sene. İlk öne çıkan isim Schumer Bolt dedikten sonra burada birazdan bunun kazandığı bir önceki koşusunu izleyeceğiz sanırım. Evet. 56.07 dereceyle kazanacak 1000 metre çim pistteki koşuyu Schumer Bolt. Burada Schumer Bolt tek yazabilirsiniz kuponunuzun büyüklüğüne göre. Ya da rakibi Blaze Two Steps olur. Christian Torres'e start alacak olan isim son 6 startında 2 birinciliği, 2 ikinciliği, 1 üçüncülüğü olan bir isim. Sadece bu rakip olduğu gibi geliyor bana. Şimdi Sugar Bowl'da koşusunu izleyelim. Bir önceki, şuradaki 13 Eylül'deki sanırım. Evet, 13 Eylül'de bu hipodromdaki koşusunu izleyelim. And terrible start for she's such a knockout. Sugar Bowl bu
1 metre çim pistteki koşuda yukarı yaşlı kişilere mahsus şartlı koşuda start arkadaşlar. 6 numaralı mavi kep siyah formalı jokeyli start olan Safkan. Şu an en önemli kesin. Sugar Bowl koşu arkadaşlar 1 metre çim pistte start aldı. Koşu 56.07 dereceyle kazanıyor. 6 numarada. Geldik günün son koşusuna. 9. koşu 1700 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlara mahsus bir şartlı satış koşusu. İlk öne çıkan isim 1 numaralı Wild Medagliadoro. Luis Saez'den start alacak olan Mark Casey'in trenisindeki bir isim. Daha sonra 3 numaralı Roman Empire geliyor. Wild Medaglioro'nun ikinci olduğu son koşusunu izleyeceğiz. Koşuyu kazanan Safkan'ın derecesi 1.38.06 olacak. 1600 metre kum pistte ıslak zeytindeki koşuda. Sadece bunun videosunu izleyeceğiz birazdan. Birinci isim Wild Medaglioro'ya dedikten sonra ikincisi Orad Ortiz Junior'a start alacak olan Roman Empire geliyor. Roman Empire'dan sonra da geçen sene notlarıma bakıyorum. 2 numaralı No Getting Over Me var. Geçen sene ilk startından sonra 3 tane stakes koşuda start almış. Birinde ikinci, birinde üçüncü ve son stake koşuda, grup 3 koşuda 5. olan birisi. Mutlaka yer vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Bir de burada son olarak Ecure isimler var. 7 ve 8 numaralar. Paradise Farm Corporation'ın sahibi olduğu Lagon Maracon, Macaron ve First and Three var. 8 numaralı First and Three öncelikli olarak ekürlerden yer vermek istediğim son isim. Şimdi burada 1 numaralı Wild Medaglioro'nun koşusunu izliyoruz. İkinci olduğu son koşusu 26 Nisan'daki. Video biraz kötü. Yağış altında koşuyor ıslak pistte. Wild Medaglioro 1 numaralı kırmızı kep beyaz formalı jokeyle start alan Safkan. Bu 1600 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlarına mahsus şartlı koşuda. Bir numaralı kırmızı kep beyaz formalı Safkan şu an çaydan çıkıyor. Bugünkü son videomuz arkadaşlar 1 numaralı Wild Medaglioro koşusu 26 Nisan'da start aldı. 1600 metre kum pistteki koşusu 1 numaralı kırmızı kep beyaz formalı jokeyle start alan Safkan şu an dışarıdan rakiplerini zorlamaya başladı son virajda. Evet, şu an ikinciliğe giren isim. Wild Medaglioro koşuda ikinci olacak. Koşuyu kazanan Safkan diyor. 1.38.06 derecesiyle bu 1600 metre pistte ıslak zeminde görmüş olduğumuz üzere. Arkadaşlar lütfen bu videodaki yorumları beğeniyorsanız kanala abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi geldik günün şablonuna. Birinci altılı şablon şöyle. Burada ikinci ayakta Golden Ball'ı söylemiştik. Tek yazılabilir diye. Arkadaşlar benim vermiş olduğum size örnek bir şablon. Lütfen sizler de çalışmalarınızda bunu
onu geliştirip, arttırıp, eksiltip oynarsanız daha mantıklı olacak gibi geliyor. Diğer isimler, numaralar bu şekilde. İkinci altında şükür arkadaşlar. Burada da beşinci koşudaki, daha doğrusu günün sekizinci koşusundaki Sugar Bolt'u önermiştim. Tek yazabileceğiniz olarak 7 numaralı Place to Step'te favorisi olur demiştim. Arkadaşlar şablonlar böyle, lütfen kanalı beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Analizlere baktığımda 300-400 ziyaretin, izlemenin 200'ü, %50'si abone olmayan arkadaşlardan gelen veriler. Diğer 200'ü abone olan arkadaşlardan. Abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum.